Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda biraz böyle kuşlarımda yaptığım değişikliklerden bahsedeceğim. Temizlik yaptım. Videodan hemen sonra da zaten mamayı vereceğim. Dün çok geç bir saatte eve gittiğim için o yüzden bugün de çok geç kalktım otomatikman. O yüzden şeyler falan hep aksadı yani. Kuşların işleri falan hep aksadı ama çok şükür bitirdim hepsini. Görüyorsunuz kafesler tertemiz. Oda tertemiz. Şimdi gerçekten ilk yaptığım değişiklik Abiye ve Rıfkı. Rıfkı'nın yanından çakılı aldım. Aslında açık söyleyeyim biraz böyle yuva hazırlığına başlamıştı. Sebebi de şu, artık Abiye kafayı yeme derecesine geldi ve baktım ki çakıl çok fazla yüz vermiyor. Yani kendi kafasına göre takılıyor. Rıfkı'ya çok fazla yüz vermiyor. Abiye'yi attığımda da görüyorsunuz ki Abiye Rıfkı'ya kur yapıyor. Bu sefer de Rıfkı Abiye'ye yüz vermiyor. Yani Rıfkı şöyle diyor, Tuğçe diyor, ben kaşınıyorum diyor, sen diyor beni yalnız bırak, sen beni bir ayır, ben bir tek bir kalayım. Ondan sonra diyor ben dişlere kuru yapmaya başlarım, yani geçen Rıfkı kaşınıyor, onu söyleyeyim size. Bu paşam da yani görüyorsunuz tüyünü, özellikle lidi açık ettim ki hani net bir şekilde olsun diye. Şu an hala tüyle devam ediyor. Ama mesela Sultan'ın yanına atıyorum ya. Genç abartısız direkt kuyruk kaldırıyor. Yani bu kur yapsın yapmasın direkt yani. Hatta onu da bile gösterebilirim size. Şu yuvayı açalım. Şöyle bir tutayım kamerayı. Çünkü içeriden hemen yakalayacağım yani onu da. Yakalayamadık. Geç bir kızın içeri. Yine yakalayamadık. Geçsene içeri. Kameradan korkmayın benim. İçeride benim... Aa, yakaladım geçen. Evet, Sultan burada şu anda. Görüyorsunuz. Yumurta yine var yukarı içinde. Ama boş yumurta. Bakın gençler. İyi izleyin. Ben çünkü hemen müdahale edeceğim. Bakın. Bakın görüyor musunuz kuyruğu? Görüyor musunuz? Hemen benim müdahale etmem lazım. Çünkü bunlar çiftleşirse hiç iyi olmaz. Siz bir görün. Neyse arada bir buluşturmam lazım. Yoksa Sultan yavruya çünkü şey yapıyor böyle çevkiliyor bir. Yani ben bu şekilde yapmakta buldum çözümü ama her kuş böyle değil. Siz sakın hani şey yapmayın. Evet. Dışkısını da görüyorsunuz. Kocaman bir dışkı yani bu. Şurada. Rengi değişebilir, şeyi değişebilir, gençler şekli değişebilir. Yani dışkı yumurta olan kuşlara çok fazla şey yapmayın. Yumurtasını da göstereceğim. Şimdi görüyorsunuz kuyruğunu falan hep kaldırıyor. Bunlar da devamlı çekerken bunlar çiftleşiyormuş gençler. Çok fena olur yani. Bakın gençler kur adam akıllı yapmıyor bile. Yani tüyde olduğu için çok fazla üzerine gitmiyor kuşu. Normalde paşa böyle değil yani daha fenadır. Yapıştırıyor. Ben ilk defa Abiye'nin bu kadar yani kuru yaptığını görmüştüm. Rıfkı'ya çok fena kuru yapıyor. Neyse gençler bunu aldık. Kuyruk kaldırdığını gördünüz. Çok da fazla uzaması söyledi. Gel. Yakalayayım şunu. Gençler şimdi kameranın neyi çektiğine hiç bakmıyorum çünkü yakalayamıyorum şu anda kuşu. Görüyorsunuz bu da hemen saldırıyor. Vermem için. Neyse bu da böyle gençler. Yavruyu da göstermiştim zaten. Gösterdim mi yavruyu? Vallahi hatırlamıyorum. Gösterdim mi göstermedim mi? Ama gençler yavru da burada işte. Gel bakayım buraya. Burada maşallah büyüdü yani. Gençler 3-5 güne yeme düşecek en geç. Gelişim geliyor olduğu için ben fazladan hesaplarım söylerim. Bakın bu da böyle kızışıyor. İkisi de kendi yavrum. Arkadakinin de hormonal bozukluğu çok yok yani açıkçası geçmek üzere diyebilirim. Görüyorsunuz maşallah. Güzel bir şekilde yuvalarını falan temizledim gençler. İçine kedi kumu koydum hani tam ortasına koyuyorum. Girip girmediğini yuvayı anlayabilmek için. Bakın tam böyle ortasına koyarım. Kuş dağıtırsa girmiş demek. Önüne koyalım gelmesinler. Çünkü ön tarafı çok pis. Yapıyorlar, kirletiyorlar. Şu içine sokalım. Gençler, evet badem burada. Badem neden burada? Çünkü çakılı denemek için bu tarafa attım. Dediğim gibi gençler, deniyorum. Eşleri deniyorum sürekli. Bakıyorum ki ilgisi kesiliyor. Hemen başka bir kuşu deniyorum.
Ama genel olarak sezonu yetiştirmeye çalışacağım. Yavru almaya çalışacağım. Şu 7-8 hafta falan bana bildiğiniz cehennem azabı gibi geçti. Çünkü neden ben bu arada türünü bir açayım şunları. Sürekli yani bir şeylerin peşine koşturmaca halindeyim. Dün gece dediğim gibi çok geç geldim eve. Yani saat 2 gibi falan geldim. Ya bunlar şu anda durgunlar. Bunlarda şu anda bir şey yok. Normalde çakır çok fena kuru yapması lazım ama o da kuru yapmıyor. Tüy geçmiş neredeyse yani. Görüyorsunuz gençler. Yani öyle kuru yapacak gibi oluyor, yapmıyor. O yüzden biraz böyle ayırmam gerekiyor sanırım. Bunlar da yine bu şekilde buradalar. Duman aynı şekilde paşa gibi, paşa ile aynı zamanda galiba tüyden çıkacak. Çünkü hemen hemen aynılar. Görüyorsunuz. Yavrularımız burada. Şu kızgınlık yumurtasını gösterecektim Yaşar. Bakın. Yuvanın tam böyle köşesindeydi. Ya gösterdim mi hatırlamıyorum. İnanın gençler kafam o kadar hani allak bullak ki. Ne yaptım ne gösterdim inanın hiç hatırlamıyorum. Görüyorsunuz yumurta burada. Hemen aldım altından. Boş yani çünkü biliyorum çiftleşme gerçekleşmedi. Yavrularımız da buradan aşağıda. Bu erkek. Ya bu erkek olduğunu %100 belli etti. Bu sürekli böyle yapıyor ama sıcaktan büyük ihtimal. Camı da açamıyorum. Direkt yani üzerlerine geliyor. Önlerine bir şey koyup öyle açacağım Yaşar. Maşallah gayet güzel bir kuş oldu. Bu bende kalacak. Bu dişi hepsine göre yine en ünsalı bu gençler. Dişi şu. Çakıla benzeyen. Şu arkadakine erkek dedik gençler şuna ama her an dişiye dönebilir. Onda bir ihtimal var. Bu da yine aynı şekilde. Çekinik olduğu için yani dişiye dönme ihtimali de var. Zaten dişi kendini belli ediyor. Şimdi şuraya gelecek olursak bu takımı arka taraftaydı, bu tarafa aldım. Hani buraya sığdırdım bu üçünü. Bu zaten kesinlikle erkek, %100 erkek yani. Şu yerdeki de dişi. Neredesin bir çık? Gençler ceresini bu şey yapmış, hani buradaydı normalde bunlar, bu kafestelerde. Şu kenardan bu bir açık bulmuş, bakın şuradan. Buradan sürekli kaçıyor, tamam mı? Diğer kuşlar orayı pek fazla göremiyorlar. Bu küçük olduğu için sürekli fırlamalık peşine. Görmüş orayı. Çıkmış gitmiş. Baktım kafeste kuş yok. Odada da yok. Görüyorsunuz ceresini yaralanmış. Sonra ben farklı odaları gezmeye başladım. Bir baktım orada işte bir tane kutu vardı. Onun üzerinde duruyor. Ceresini göstersen. Evet görüyorsunuz. Cereyi bir yere takmış yani. Neyse sağlık olsun. Allah'tan ölmemiş ya. Ben onu dua ediyorum. Ben evde yok ya, kaçmış. Zaten karnı falan acıkmıştı. Sularını da çıkarttım Yaşar. Sularını şimdi koyacağım. Mamalarını vereceğim. Ve kendi işlerime bakacağım. Dediğim gibi bu son durum videosu olsun diye. Bir günlük video atayım dedim. Ya aslında şey çakıl kalamarı falan kemirmeye başlamıştı ama bir deneme amaçlı ayırdım. Çünkü Yaşar abiye gerçekten artık kafayı yeme derecesine geldi. Özge'ye bile saldırıyordu. Sürekli ötüyordu. Bakın. Hafiften böyle geri duruyor. Kuyruğunu kaldıracak gibi oluyor. Yani Rıfkı az bir şey kuru yapsa bu kuyruğunu kaldıracak. Çünkü efsane bir şekilde kızıştı. Rıfkı'yı da çok seviyor ama Rıfkı kuru yapmıyor maalesef. O yüzden Rıfkı yani tek kalacak. Ayıracağım onu. Şöyle son bir kez göstereyim gençler. Sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz gençler. Sizin kendi yazdığınız hani soruları olsun, yorumları olsun, onları da cevaplamaya çalışıyorum. Şöyle en alttaki takımı da tekrar bir göstereyim. Bu da burada oyun oynuyor, sürekli oraya girip çıkıyor. Mama kaplarını falan ayarladım gençler. Onları koyup mamalarını da vereceğim. Bugünlük videom bu kadar olsun. Çok döküyorlar ya, bakın görüyor musunuz? Dışarıya dökmüşler. Nasıl olduğunu toplarım ben yine. Videoyu bitirmeye çalış. Ne zaman çalışsam gençler videoyu bitirmeye yani bir türlü bitmiyor. İllaki bir şey çıkıyor karşıma. Neyse gençler bugünlük videom bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sosyal medyada paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.